hayatım gelinlerimize takılıp yapıyoruz. Şunu anlamıyorsun bak, şunu anlamıyorsun. Şimdi ben gelin aldım. Evet. 10 bilezik, 5 bilezik yapacağım yerde 2 bilezik de yapabilirdim. Niye 5 bilezik yaptım? Geri alıp böyle bozdurmak için. Hayır yaptım. Olur mu öyle şey? Tamam. 5 yaptıysan 5'i de onun. Ama 2 yapsan 2 de onun. 10 yapsan 10 da onun. Fark etmez. Gene verdim. Siz öyle anlayın. Ya sen zaten hakkından fazla bilezik verdim ben sana der gibi konuşuyorsun. Aynen öyle yaptım. Kayınvalideniz size nikahtan önce gelinlikler çok pahalı. Benim gelinliğim hala duruyor. Onu giy, masraf etmeyelim dese. Aysun daha arkamdan okurken gelinlikler çok pahalı derken böyle yaptı bak. O zaman Aysun cevap versin. Dedi ki gelinlikler çok pahalı, benimki öylece duruyor. Giy bunu dedi. Giymem Seda Hanım, asla giymem. Niçin? Ya şimdi şöyle bir şey. Yani bizim kız çocukları olarak böyle küçüklükten beri hepimizin hayali vardır. Evlenirken şöyle gelinlik giyeceğim, atıyorum şöyle bir model olacak, balık olacak, prenses model olacak falan diye. Yani küçüklükten beri hayalini kurduğum bir şeyi pahalı diye, yani 3 kuruş daha fazla verilecek diye ben onu aldırmamazlık yaptırmam. Alırım. Kimse kusura bakmasın, kayınvalidem gelinliğini de giymem. Peki. Zeynep. Valla önce gelinliğin modeline bakarım. Yani nikahımda giymesem bile bir fotoğraf çekiminde falan giyerim. Hatıra kalsın, ne olacak ki? Hiç itiraz etmem diyorsun. Yo et yani şöyle. Hani hoşlanmadığım, sevmediğim bir tarafı varsa gönlü olsun diye. Hani böyle bir fotoğraf çekiminde. Ha, gönlü olsun diye en güzel gününde. Hayır eğer yani sevmediğim, beğenmediğim bir şeyse bir gelinlik diktiririm. Ha. Hani onun da görüp hani maddi açıyı geçiyorum. Oraya cevap vermek bile istemiyorum. Hani gönlü olsun diye de bir fotoğraf çekiminde ya da ne bileyim böyle hani nikahtan sonra bir yemekte falan giyilebilir yani. He öyle yedek olarak giyelim. Aynen. Hayır öyle değil. Sorumun cevabını istiyorum. Öyle değil. Diyor ki hayır gelinlik menlik almak yok, bunu giyeceksin. Nesi tamam. Var benim gelinliğim taş gibi duruyor diyor. Para, çok para harcadım diyecek bir de öyle mi? Evet. Ben istemem, kendi paramla alırım derim yani. O düşünsün gerisini. Peki. Gizem. Annemin gelinliğini giymem. Çünkü neden? Tek şartım vardı benim, o da gelinlik. Bana dediler ki altı ne istersin, ev ister misin, ne istersin bizden dediler. Ben dedim ki düğün bile yapmasanız olur. Ev hiçbir şey, ben altın zaten sevmem, istemem dedim. He. Ben bir tek istediğim yerden gelinliğimi diktiririm dedim. He. Öyle bir şey söyleme şansı yok. Söylerse de kabul etmem yani. Dünyanın en güzel gelinliği de olsa ben kendi istediğimi isterim. Benim tek şartım bu. Dünyada kabul etmem mümkün diyorsun. Mümkün değil. Memduha. Seda Hanım. Eğer kayınvalidemin gelinliği güzel de bedenime uyuyorsa giyerim. Yani o konulara takılmam, güzel yakışırsa giyerim ben. Seda Hanım başka şansı yok ki Memduha'nın. Tuncay teyze ne yapar onu giymezse? Lütfen. Nasıl ne yapar? Eğer istemesem alır kendisi. Ama ben isterim yani, eğer güzelse. Ben kayınvalidemin zevklerine güveniyorum. Öyle eski kafa bir kayınvalide değil benim annem. Estağfurullah, eski kafa demedin de bence hani kıyamet böyle kopar. Bir şey söyleyeceğim. Başka kimse de sana yok. Sana bindallı almamışlardı istiyorsun diye, sana gelinlik mi alacak bir de ben ekstra? Ben istediğimi belirtmedim ki orada bindallı diye. Düşünmesi lazım İyi yani. İyi dinlemedin benim herhalde Zeynep'ciğim. Zevkidir, düşünür, yapar eder. Seda Hanım siz giyer misiniz kayınvalidenizin gelinliğini? Bence onlar ben otelde giymem. Anlaşmışlar artık Seda Hanım. Ben giymem. Ha değil mi? Giymem çünkü yani kendi düşündüğüm vardır. Gelinime de benim hangi gelinliğimi veririm acaba? Seda Hanım, peki efendim? Var mı bir düşündüğünüz? Efendim? Var mı diyorum bir düşündüğünüz? Yok ben tabii böyle bir şey ben düşünemem de Olcan'ın karar vereceği bir şey ya da kız arkadaşının birlikte alacakları bir karar. Hayır ama hayır. Ben ille de bir, benle ilgili evet mi? Oğlunuz aa, yok artık sende. Neden? Bana kaynanam gelinlik getirdiğini düşünebiliyor musun? Ay istemem. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben kendi gelinliğimi kendim seçeyim. Zaten ben artık evlenmeyeyim mümkünse. Yani olmasın. Neden? Gizem. Gerçi hayat. Zeynep'ten alacağım taktikler var. Belki evet. Bu sefer... Bir kere de öyle deneyin. Ama bunları aramızda konuşuruz. Bak bunlar yayınlanmasın. Doğru. Rica ediyorum aynen, ya. Aynen haklısınız, arkada konuşuruz. Aramızda biz böyle kız kıza, kızçelerle konuşuyorum tamam. Ben. Değil mi Zeynep dedi ki evet. Bu sefer ben taktikleri vereceğim. Allah aşkınıza beni dinleyin. Ona göre bir şeftirin dedi. Evet. Ya kendim için sen amerdim yani. Ama bunlar yayınlanmasın. Yönetici. Security lütfen. Peki kaynanalara gidiyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus siz gidersiniz. Gizem sen beni konuşturmak için uğraşıyorsun estağfurullah. Ama. Estağfurullah.
Ama beni bir insanların bir evlendirisi de var ya, ben şey yapmıyorum, onlar şey ettiriyor. Bence de. Yazık. Ama yedinin de şeyi var dedik ya. Uğurlu hikmeti. Sayı. 6 kere evlendim ben. Ama bir daha evlenecek miyim? Şu an düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Zeynep benim kafamı karıştırıyor. O yüzden söyledim. Kaynanalara gidiyorum. Sosuna ot dediğin ve beğenmediğin tabağa nasıl beş veriyorsun ya? Kayınvaliden orada üzgün, yani böyle bize laf yetiştireceğine dön de bir kayınvalidenle ilgilen. İşine. Börek bu şekilde olur. Sen hiç börek yememişsin sanırım hayatında. Arkadaşları der ki, keşke senin gibi bir kaynanamız olsaydı. Aa. Da ayaklarını yıkasaydık. Çorum'da ilk defa ehliyeti ben aldım bayan olarak. Bu da bilinsin yani. 18 yaşındaydım. Piyangodan para çıkmış sana. Evet. Ne yaptın? Harcadım Seda Hanım. Yedin mi güzel? Keyfi harcadım. Yaptıklarınızın ne kadar evet, yanlış olduğunu yanlış anladınız. Yanlış olduğunu anlayınca... Hayır, daha ben inat ediyorsunuz. Yanlış yapmadım yanlış, hayatım. Yanlış, yanlış, çok benim yanlış. Benim için yanlış değil, senin için yanlış çok olabilir. Çok yanlış. Sizin için yanlış ben, olabilir, ya benim için yanlış değil. Nasıl gelin? Para verin, benim benim. Kimse ilgilendirmez. Bu ilgilendirmeden aldın. Para senin, gözlük senin de. Kimseyi ilgilendirmez. Habersiz hiçbir olmaz öyle şeyler. Hiçbir kayınvalide veya anne. Ayda, anne de yapamaz. Diyor mu ne olursa olsun hiçbir kayınvalide hiç veya yapamaz. Anne. Karışamaz. Gidip habersizce onun alıp bileziklerini yerine sahte. Ne, nasıl bir ay, düşünce ne cesaret. Nasıl bir düşünce gerçekten ben de bilmiyorum. Hanımlar. İleri git. Hoş geldiniz Seda Hanım. Merhaba hayatım. Nasıl gidiyor? Bayağı bir koyu sohbettesiniz evet, ya. Evet sohbet. Aklım sizde vallahi. İki lafın belini kırıyoruz. Oh, sürekli. Üzerime gelip duruyorlar. Ne güzel daha hala ne olsun. Geliyorlar. Daha ne olsun. Şimdi çok şapkadan görüyorum. Tuncay seni evet. Göremiyorum. Tuncay Sultan. Heh şöyle bir. Heh. Şimdi oldu? Bakayım. Ya bülbül vallahi Seda Hanım. Şey. Nasıl? Güneş şemsiyesin ki. Yok, çok gayet güzelsin. Ama ben seni görmek için taktım bunu canım. Tak hayatı. Nasıl görüyorsun? Gözlüklü nasılsın, gözlüksüz nasılsın? Çok güzel bir kadınsın yemin ediyorum. Vallahi. Genç kızgınısın ya. Maşallah. 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 Evet, sorunuz geliyor hanımlar. Evet.